Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir cuma sohbetleri programı daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda önümüzde yaklaşmakta olan bir kurban ibadeti var. İslam'ın şiarı olan kurban ibadeti elbette bizim için son derece önemlidir. Bu bir ibadettir. Hem bir Allah'a karşı olan bir borcumuzdur, hem de toplumsal yönden birçok farklı yönleri olan bir ibadettir. Bugünkü sohbetimizde inşallah kurban, şu içinde bulunduğumuz günler tam müminlerin kurban ibadetiyle mükellef olan müminlerin kurban alma telaşlarının olduğu günler. Bugün de inşallah programımızda kurbanla ilgili, yani özellikle kurban alımıyla ilgili bugünlerde bize çok sorular geliyor Alef Fetva attığımızda. Biz de bugün inşallah kıymetli Osman Hoca'la birlikte kurban alımı, kurbanın mahiyeti hakkında bir sohbet yapacağız. Kurban ibadeti, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ibadet. Yine İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam ile birlikte, o da bizlerin kurban ibadetinin geçmişiyle alakalı bizlere verilen önemli bir ibadet olduğunu ortaya koyuyor. Bugün inşallah bizler de Rabbimize güzel kulluğun göstergesi olarak ifade edilen kurban ibadetini konuşmuş olacağız. Kıymet Hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir program olur. Kurban ibadetimizi de Rabbimizin belirlediği usullere göre en güzel şekilde yerine getirmeyi Rabbimiz bizlere hocam, nasip eder. Hocam, zaman geçiyor. Geçen Ramazan ve Ramazan bayramını konuşuyorduk. Onun faziletini konuşuyorduk. Şimdi kurban ibadetini konuşmaya başladık yavaş yavaş. Tabii halkımızın gündeminde de, vatandaşımızın gündeminde de şu anda kurbanlıkla alakalı sorular oluyor. Bugün de inşallah şöyle güncel bir meseleleri ele almaya çalışalım inşallah. Hocam, kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü hakkında neler söylemek istersiniz? Sohbete başlamak gerekirse. Tabii hocam, kurban yaklaşmak anlamına gelir. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, ibadet maksadıyla Allah'ın rızasını kazanmak aynı zamanda amacımız olacak. Belirli şartları taşıyan kişilerin, belirli şartları taşıyan hayvanları kesmesi anlamına gelir. Bu şartları taşıyan kişilerin, yani mukim olan, zengin olan, akıl bali olan kişilerin kurban ibadetiyle aynı zamanda Rabbimize yaklaşırken fakirlerin de ihtiyaçlarını, kurban et ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Ama burada temel özelliğimiz, şartımız, mahiyeti Allah'a yaklaşmak ve ibadettir. Hocam, kurban, yani bütün ibadetlerin zaten temel amacı, gayesi bizi Rabbimize yaklaştırmasıdır. Bu hususta yani kurbanın kelime manası tam manasıyla bizi Allah'a yaklaştırması manasına geliyor. Yani bazen kitaplarda şöyle geçiyor. Belirli kimselerin, belirli hayvanların, belirli zamanlı kesmeleri şeklinde daha bir kalıcı olarak ifade akılda edilmiş. Kalıcı. Bazen hani hayvan alırken, şunu bunu yaparken insanlar bazen et kaygısına da düşebiliyorlar ama bu bir ibadettir. Şekli şemali Rabbimiz tarafından belirlenmiştir. Rabbimizin belirlediği hayvanları usulüne uygun bir şekilde yerine getirmek Allah'ın emrinin bir gereğidir. Ve bunda da ibadet kastı mutlaka olmalıdır. Aynı zamanda şu mesajı da verir bu. Biz bu kurban kesmekle varımız yoğumuz, neyimiz varsa Allah yolunda feda etmeye hazırız mesajını verir. Hanefi mezhebine göre kurban ibadeti vacip olan bir ibadettir. Ne demektir vacip? Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen ibadetlerdendir. Dinen meşruiyeti hakkında bazen sorular sorulur hocam. Bu konuyla da ilgili kurban ibadetinin meşruluğu kitap, sünnet, icma ile sabittir. Kitapta Haç suresinin 24. ayet-i kerimesinde, 36. ve 37. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bu konuya işaret eden bir takım ifadelerle kurban ibadetinden bahsetmiştir. Mesela Haç suresinin 24. ayet-i kerimesinde şu ifadeleri görürüz. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. 34. ayet-i kerimede ise şu ifade vardır. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi
meşru kıldı. Demek ki her ümmette var olan bir ibadet. Evet. Zaten enam suresi de yani kurbanlık hayvan manasına gelmiş oluyor aşağı yukarı. O yani oradaki bütün hayvanları zikrediyor zaten bize. Yani kitaptaki, Kur'an-ı Kerim'deki delili budur. Sünnetteki delili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadeti meşru kılındıktan itibaren ömrünün sonuna kadar bu ibadeti yerine getirmiştir. Bizzat kurbanını kesmiştir. Kurban bayramı gününde yapılacak olan Allah'a en sevimli işin kurban kesmek olduğunu ifade etmiştir. İcmada ise kurban ibadeti meşru kılındıktan itibaren yaklaşık Hicri 2. yıldan itibaren bugüne kadar İslam ümmetinin bu ibadeti kesmesi, yerine getirmesi icma, bu konuda da icmanın olduğuna bizim için delildir. Yani kurban ibadeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir ibadettir. Bu konuda hocam bir de kimlerin kurban kesmesine dair malumunuz 190 dini soruları cevaplandırma hattımıza gelen sorular var. Kimlere gerekir? Evet hocam, yani bu konuda bize çok soru geliyor hocam, kimler kurban kesebilir diye. Kurban kesmeyle alakalı olarak yani Müslüman olması gerekiyor. Çünkü ibadetlere bizim mükellef olmamız için Müslüman olma şartı vardır. Akıllı olan her müminin yine ergenlik çağına uğraşmış, buluğ çağına ermiş olması gerekiyor. Ve dinen de zengin sayılması, nisap miktarı mala 80.18 gram altına veyahut da bunun değerinde paraya veya mala sahip olma şartı koşulmaktadır. Ve aynı zamanda bu kurban kesmekle mükellef olan kimsenin mukim olması, yani yolcu olmaması gerekir diyerek bizim ilmihal bilgilerimizde geçerli kurallar vardır. Yine bununla birlikte kurban ile zekat mükellefiyeti arasında bir fark var Kıymet Hocam. Zekatta şöyle bir şey var. Üzerinden bir yıl geçme şartı vardır. Ama kurban ibadetinde diyelim ki belli bir miktarda bir paranız oldu. 80 gram üzerinde bir paranız var. Üzerinden bir yıl geçmeden de kurban ibadeti mükellef oluruz. Zekatta üzerinden bir yıl geçme şartı vardır. Arasındaki temel fark budur. Hocam şöyle bir soru çok geliyor bizim Alef Fetva hattımıza. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Ya da aile reisinin kesmesi gerekiyor? Yani genelde bu soru çok geliyor. Hocam geçen sene ben kestim, bu sene eşim kestin gibi ifadeler oluyor. Yani kurban kesmek yani bir lütuf mudur, yoksa kimin kesmesi gerekiyor? Tabii burada hocam bazı yerlerde dediğiniz gibi yanlış bir uygulama da söz konusu oluyor. Yani diyelim ki kocaya kurban kesmek vaciptir. Ama sene olarak bu yıl kadında olduğu için kadın adına kesiliyor ama asıl vacip olan kişi kurban kesmemiş oluyor. Bu ibadeti, bu görevi yerine getirmemiş oluyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun neticesi olan ceza ve mükafat bireyseldir. İslam'da mülk ayrımı vardır aile fertleri arasında da olsa. Eğer aile bireyleri bu mülk ayrımını yapmışsa kime ne ayrılmışsa artık onun mülkündedir. Kimin ayrılan mülkü, işte belirttiğiniz gibi 80,18 gram borç ve temel ihtiyaçları haricinde 80,18 gram altın alacak miktarda bir mala tekabül ediyorsa, evet, o insan kurban kesmekle mükelleftir. Dolayısıyla kendisi kesmesi lazımdır. Yani bu kadar mal çocuğunsa çocuğun kesmesi lazım. Aile reisinin ya da annenin kurban kesmesiyle diğer üzerine vacip olan insanlardan bu ibadet yükümlülüğü kalkmış olmaz. Hocam şöyle oluyor, yani diyelim ki evin hanımının bilezikleri var, takısı var. Evin beyi çalışıyor fakat o çalıştığı şey yeterli değil. Yani evi zor geçiriyor mesela. Bu durumda yani zengin durumda olan kadın var, orada, evin hanımı var. Evin hanımının kesmesi gerekiyor. Ama hiç kimse de öyle bir zenginlik durumu hasıl değilse o zaman da evin bereketi olması için bir kişi kesebilir. Eğer kesmek istiyorsa illaki. Tabi orada nafile olarak yerine getirilir. Ama kime, dediğiniz gibi kime vacipse onun mutlaka yerine getirmesi gerekir. Yani kocanın kazandığı para evin temel ihtiyaçlarını karşılamak, kirayı ödemek, elektrik, su faturaları için harcanıyor ve kenarda 80.18 gram altın alacak kadar bir birikim yapılmamışsa, ama kadının ne vardır? Evliliğinde mehir vardır. 100 gram altını var. Bankada duruyor ya da bir yerde duran bir bileziği vardır falan. Burada zengin olan kadındır. Dolayısıyla kadının kurban kesmesi gerekir. Diyelim ki çocuğa birikim yapılmış, çocuğun kendi, bu senin paran denmiş, bu parada 80.18 gram altın alacak miktara tekabül ediyor, o zaman çocuğun kesmesi gerekiyor. Kimin mülkü bu miktara ulaşmışsa dinen zengin sayılan odur, ibadetle hükümlü olan odur. İbadeti yerine getirdiğinde mükafatını alınacak,
yerine getirmediğinde de cezasını görecek olan da o kişidir. Burada bir de mukimlik, seferilik meselesi var hocam. Mukimli veya seferi olanların kurban kesip kesmemesiyle ilgili malumunuz çok soru geliyor. Evet. Onu da isterseniz. Hocam şimdi başta ifade ettik sohbetimizin başında. Yani mukim olma şartı var. Yani bir de ikamet ediyor olma şartı var. Seferi olanlara kurban kesmekte mükellef değildir. Evet. Fakat onlar seferi oldukları durumda, yolcu oldukları zaman dilimlerine kurban keserlerse bu kurbanları geçerlidir. Bu bayram günlerinde tekrardan memleketlerine dönüp mukim hale geldiklerinde tekrardan kurban kesmeleri gerekmez. Tabii bu soru genelde şöyle soruluyor. Günümüzde artık vasıtalar çok hızlı. Yani memlekete gidiyor, anne babasını ziyarete gidiyor. Orada da kurban kesmek gerekir mi, gerekmez mi sorusu çok geliyor. Elbette mukim yolcu olan bir kimse, yani misafirliğe giden bir kimse anne babasının yanında kurban kesebilir mi? Kesebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Vekalet yoluyla da başka vekalet yoluyla da yine kesebilir. Bunun için de bizler elimizden, yani sonuçta hocam şu bir gerçek ki kurban ibadeti olsun, diğer ibadet hepsi birer fırsattır, birer nimettir. Bizi Allah'a yaklaştıran birer vasıtadır. Bunun için biz mazeretlere değil de Allah'a yaklaşmanın yollarını aramamız gerekiyor. İşte burada hocam dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu. Günümüzde dediğiniz gibi genelde bayramlar tatil amaçlı değerlendiriliyor. Tatile çıkıyor. Ben mukim değilim, seferiyim. Dolayısıyla bana kurban kesmek vacip değil diyerek kesmeyi planlamıyor. Ama kurban kesim günleri olan ilk 3 günde, diyelim ki 3. gün sabah çıktı geldi memleketine. Ben bayramın 1. ve 2. günü burada değildim. Mukim değildim. Dolayısıyla bana vacip değildi. Ama 3. gün döndüm. Artık bana vacip oldu. Kesmediyse kesmesi gerekir. Ama memlekette kestiyse, seferi olduğu halde bir yerde kestiyse tekrar kesmesi gerekmez. Ama bu kesim gününde döndüyse buna da dikkat etmesi hocam gerekir. Zaten bayram günleri Allah-u Teala bize bunu sevinç günleri olarak ifade etmiş. Yani bize Allah'a yaklaştıracak bir ibadet olarak kurbanı ifade ediyor. Bunun için biz zaten burada bir bahaneye sığınma yerine bizi Allah'a yaklaştıracak olan ibadeti yapmaya çalışmak gerekiyor. Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Hocam kurban kesim vakti ne zaman başlar ve ne zaman biter? Bu da genelde hocam 3. gün, 4. gün ifadesi geçiyor. Yani ne zaman kesebiliriz? Yani bizim Hanefi mezhebine göre ilk 3 günde kesmek gerekir. Evet. Tabii artık şehirli köylü ayrımı eski kitaplarda var. Belki takip eden, ilgiyle izleyen insanlar vardır. Onlarda da şöyle bir ifade var, geçer. Yani bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kesim başlar. Yani ama bayram yeri namazı kılınmıyorsa mezrada bir yerde tek başına ikamet ediyor hayvanlarıyla. Orada bayram namazından önce de kurban kesilebilir. Hocam şimdi genelde bizim bu memleketimizde Ramazan bayramından hemen sonra artık kurbanlık alınmaya başlıyor. Bazen dişi hayvan kurban olarak alınıyor. Bunun tabii eti var, sütü var, işte yünü var diyelim mesela. Bunlardan faydalanmak gerekir mi? Nasıl bunlarda faydalanılabilir mi şeklinde bazen soru geliyor. Hakikaten yani ibadet olduğu için her şeyi burada bir detaylı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kimse kendi evinde bu sorunun cevabı olarak da kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı kurban olarak keseceğine karar verirse bu hayvanın tüyünden, onun gücünden belli bir süreliğine kurban gününe kadar faydalanabilir. Ama besleyen şey yaptıysa, kendi bunu besliyorsa, ayırdıysa, kendi besliyor, dedi ki ya ben bu hayvanı artık bu sene kurban edeyim diye ayırdı. Evet. Kendi besliyorsa bundan yararlanabilir. Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın diyor kesim öncesinde sütüne ve yününe faydalanmak uygun değildir diyor. Artık biz bunu çünkü Allah'a adamış olduğumuz için bunun kurban olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa yaralanma bedeli sadaka olarak verilmelidir şeklinde bizim ilmihal kitaplarımızda geçer. Artık onun yününden yünü alınmışsa veyahut da artık o dişi oluyorsa sütünden faydalanmışsa bunun da bedeli dağıtılması gerekiyor. Yani her şeyle, etiyle, yünüyle, sütüyle Allah için adanmıştır. Evet. O yolda tasadduk etmek gerekir. Burada hocam bir de malumunuz çok artık yavaş yavaş gündemimize girmeye başlar. Ramazan ayı gelince malumunuz bir takım her yıl aynı spekülasyonlar yapılır. Kurban ibadetinde de çok gündeme gelen bir şeydir. Ya kurban kesmek yerine hayvanları telef edeceğimiz yerde işte sadaka versek onun miktarı olmaz mı? Hı. Malumunuz hocam ibadetlerin şekil, şart yönünden belirli kuralları vardır. Yani biz buna teabbudi deriz. Allah nasıl emrettiyse öyle.
Nasıl diyelim ki günde 5 vakit namaz, niye 6 değil de 5? Rabbimiz böyle emretmiş. Niye öğle namazı 4 rekat, 5 değil de 4 rekat, 3 değil de 4 rekat? Rabbimiz böyle belirlemiş. İbadetler teabbudidir. Şeklinin, şemalini, rüklünün şartlarını Rabbimiz belirler. Biz de bu şart ve şekillere göre yerine getiririz. Yani bunun hikmetleri vardır, amaçları vardır. Mutlaka Rabbimiz hikmetsiz bir işi olmaz ama amaçları değil. Burada Rabbimizin emri neyse bize düşen görev onu yerine getirmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda bizzat kendisi kesmiş. Bizim için sünnetteki en büyük delilidir. Ondan sonra Kurban Bayramı gününde Allah'a en sevimli işin, o gün yapılacak en sevimli işin kurban kesmek olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Dolayısıyla biz Kurban Bayramı günlerinde kurban ibadetini yerine getirmeliyiz. Ha, fakirleri koruyup gözetmeyelim mi? Bu da dinimizde çok teşvik edilen, bize işte zekat, sadaka emredilmiş. Bunları da tabii ki koruyup gözetmeliyiz. Ama bunlar birbirinin muadili veya yerine geçirecek ibadetler değil. Hani biz kurban kesmeyelim de fakir gözetelim, bu da sevaplı bir iş. Hayır. Ve nasıl namaz kılıyoruz, aynı zamanda oruç da tutuyorsak, kurban kesip fakirleri, fukarayı da gözetebiliriz. Evine etkilmeyen insanlara yardım yapabiliriz. Ya da zekatımıza, fitremize, sadakamıza, yardımlarımıza onlara da kol kanat gelebiliriz. Yani burada illa hani hayvan kesmeyelim, bu hayvanı canlı olarak bağışlasak bile kesme olmadı mı ibadet yerine gelmez. Hocam zaten o bilinçli olarak ortaya konulan bir durum oluyor genelde. Oysa kendileri işte bu iddiaları ortaya atan kimseler, yani işte hayvanları kıymayın, onlar da bizim gibi kıymetli, değerli. Elbette hayvan kıymetli ama Allah bunu bize emrediyor. Bir ibadet olayı biz bunu yapıyoruz. Yoksa biz bunu bir keyfi olarak yapmıyoruz zaten. Bunun için bizler bu diğer zamanlara bakıyorsun, yılbaşında çok daha farklı şekilde hindiler öldürülebiliyor mesela. Ama bu ibadet maksadıyla yapıldığı için biz bunu Allah için kestiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Burada bir de çok sık sorulan, dedik ya hocam sorular. Biliyorsunuz büyükbaş hayvan 7 kişi tarafından ortak bir şekilde kesilebiliyor. 7 kişiye kadar ortak girilebiliyor. Ama burada işte kimisi akika kesmek istiyor, kimisi adak kesmek istiyor, kimi nafile kesmek istiyor, kimi de Kurban Bayramı'nda uduhiye dediğimiz kurbanı kesmek istiyor. Bunların hepsi aynı hayvana girebilir mi diye bir soru geliyor. Hocam mesela, yani kurban ibadetinin kabul olması için bütün hissedarların Allah rızası için ibadet maksadıyla bu kurbana ortak olması gerekiyor. Önemli olan budur. Yani herkesin işte farklı bir niyeti olabilir ama yani şey, adaktır işte farklı ibadet maksadıyla olan kurban olabilir. Ama birisi et yemek için giriyorsa o zaman sıkıntı ortaya çıkar. Bunun için mutlaka biz kurban kestiğimiz arkadaşlarımızı, ortaklarımızı tanımalıyız. Güvenilir yerlerden, güvenilir kimselere kestirmemiz gerekiyor. Bunun için hakikaten ben bir defa başka bir yerde tanımadığım insana biraz kurban kestik. Hakikaten insanın içi rahat etmiyor. Onun için mutlaka tanıdık insanlar olması gerekiyor. Ortakla seçerken de Allah rızası için kurban niyetiyle kesildiği ortaya konması gerekiyor. Yani bu biz tabii bugünlerde cami cemaatinin gündeminde hocam, bu zaten hocam kiloyla et, karkas halde et şeklinde kurban almak caiz mi şeklinde hocam bir soru geliyor. Bu konuda da konuşmak, buyurun hocam konuşmak isterseniz veya ben konuşayım, fark etmez. Buyurun hocam. Hocam şöyle şimdi ya baştan hayvanla canlı şekilde alırken fiyatı belli olması gerekiyor. Ya da ben bu hayvanı alıyorum fakat işte kaç kilo çıkarsa etin kilosu şudan denebilir. Yani burada bu iki fiyatta da, yani Diyanet İşleri Başkanı diyor ki burada aldanma daha az olduğu için satıcı ve alıcı tarafından tam manasıyla hayvanın kilosu belli olduğu için, fiyatı belli olduğu için, ya ki birim fiyatı belli ya da canlı fiyatı belli olduğu için bundan sakınca yok diyor. Ancak biz için bazen öyle bir muhabbet oluyor ki cami cemaatiyle, cemaati bizim tam gündem orada oluştuğu için şu günlerde. Hocam diyor bana 50 kiloluk işte bir kurban al dediler diyor. Yani et maksadıyla işte belli bir fiyat vererek tam kesin nokta atışı bir kilo istiyor mesela. Bu tür durumlar caiz değildir. Burada yani biz sonuçta bunu Allah rızası için kestiğimiz bir kurban var burada. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zaten onun ne eti ne kanı Allah'a ulaşmıyor. Bizim niyetimiz Allah'a ulaşıyor. Bunun için de kurbanı biz et olarak görmememiz gerekiyor. Allah-u Teala kurbanı kesin diyor. Niyetiniz
Allah'a gidiyor, geri kalan zaten size kalıyor şeklinde yine bize lütufta bulmuş bu olur. Tür uygulamada iki hususa dikkat edeceğiz. Evet. Yani birincisi niza olmayacak şekilde, yani kargaşaya, tartışmaya yol açmayacak bir şekilde anlaşma tamam olması lazım. Evet. Diyecek ki ben bu hayvanı kestiğimde kilosu şu kadardan ve tartacağım. Kaça böldük? 5 kişi girdiniz. 5'e böldük. Sana 50 kilo düştü. İşte kilosu 50 liradan 2500 lira vermen gerekiyor. Kabul mü? Kabul. 51 tutarsa ona göre vermesi gerekiyor. Bu niza olmayacak. İkincisi de dediğiniz gibi yani bu uygulamada maalesef belki kurtulmak zor bir şeydir ama et maksadı taşımayacak. Bizim maksadımız burada ibadet. İbadet maksadından uzaklaştıracak bir pazarlık ya da düşünce kalbimize girmemeye ve sokmamaya çalışacağız. Bütün uğraşımız bu olacak ama maalesef bu uygulamada zaman zaman girebiliyor. Yani en güzel olanı insanların bir araya gelip birlikte kesmeleri. Yani bu günümüz şartlarında büyük şehirlerde maalesef zaman zaman hocam müsait. Yani bir de yani kurban kesme gücü var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Bir de yani kurban aldın mı aldım, kaça aldın? Hemen ikinci soru olarak kaça aldın fiyatı ortaya çıkıyor. Oysa hani elinizden gelen en güzelini hayvanı yani imkanınız nispetinde en güzel hayvanı kurban kesmemiz bizlere emrediliyor. Bu usta yani fiyatından, parasından daha ziyade kurban ibadetini yapıyor olma ön plana çıkarılması gerekiyor bence. Dediniz hocam tam yeri gelmişken burada en güzel hayvan hangisi? Bazen tartışma oluyor ya dişi hayvan mı kesmeliyiz, erkek hayvan mı kesmeliyiz? Evet. Bu da çok sorulan sorularda. Niye? Geçmişte kaynaklarda yer almış. Şimdi tarım toplumu olduğu için erkek hayvanın gücünden istifade edilmiş tarla sürümünde, yük taşımında, intikallerde. O yüzden dişi hayvan kesimi daha uygundur denmiş. Şimdi bunu okuduğumuz zaman da insanlar acaba onu mu kesmeliyiz diyor. Günümüzde de artık bu hayvanlar tarımda çok fazla kullanılmıyor. Makineler kullanılıyor. O zaman da günümüzde erkek hayvanı kesmek daha faziletlidir denilebilir. Ama burada cinsiyetinin, ibadetin şartlarına, geçerli şartlarına herhangi bir etkisi yoktur. Dişi de kesse, şey de kesse en güzel hayvanı Allah rızası amacıyla Allah'ın belirlediği şartları taşıyan hayvanı belirlediği usullere, belirlediği niyetlerle kesmek en doğru olanıdır. Yani cinsiyet burada herhangi yani bir farkı yok. Bu kurban mahiyetinde bir etkisi yoktur dişi evet. ve erkek olmasının. Ama nedir? Burada yani ikisinin imkanı neye yetiyorsa ona göre kesmesi gerekiyor. Hocam bir de en fazla soru bugünlerde bize ölü adına kurban var mı evet. şeklinde geliyor. Varsa hangi gün keseceğiz? Arife günü mü keseceğiz? Evet. Bayram günü mü keseceğiz şeklinde soru geliyor. Dinimizde ölü adına kurban kesme diye bir kurban çeşidi yoktur. Bunu baştan ifade edelim. Maalesef bazıları gündemimize bunu getirdiler. İşte Arife günü kesileceğini koydular. Yani bunun için de dinimizin aslında böyle bir şeyin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ancak şu durumu göz ardı etmemek gerekiyor. Kişi kurbanı almıştır ve bu sene benim kurbanım bu olacak demiştir. Onu vasiyet etmiştir. Ama bu ara canı işte emanet sahibine teslim etme zamanı gelmiştir, vefat etmiştir. Kurban artık o kurban onun belli olduğu için o vasiyet adına onun çocukları o kurbanı kesmeleri gerekir. Bunda yani o da kurban günlerinde kesilir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten İki koçu birden kurban ederken gördüm diyor. Kendisine bu da nedir diye sordum diyor. Resulullah sağlığında kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti diyerek Hazreti Ali de onun yerine kurban kestiğini ifade ediyor. Ama vasiyet olduğu için kesti. Vasiyet olduğu için. Bunun dışında ben işte anne babam yıllar önce vefat etti. Onlar adına kurban keseceğim şeklinde ifade ediliyor. Bu da vasiyet varsa bir kesilir. Bunun dışında bir kimse artık ibadetler şahsidir. Kişi ölmüşse artık onun mükellefiyeti bitmiştir. Onlardan kurban kesmek gerekmez. İlla kurban kesilecekse yani bu da Arefe günü kesilecek diye bir şey yok. Yani bu uygulama da nereden çıktı onu tam ifade edemiyoruz. Bu da kurban günlerinde kesilebilir veya daha uygun zamanda kesilebilir. Ya vasiyet olmasa da kişi hani hali vakti yerindedir. Hı hı. Sevabını annesine veya babasına bağışlamak amacıyla da kurban kesebilir. Ama bu bir şart değildir ya da Arefe günü kesilecek bir şey değil. Kurban günlerinde ya babası, annesi vefat etmiş, amel defteri açık, hayırlı bir evrak bırakmış. Annem adına sevabı anneme gitsin ya da babama gitsin diyerek insanlar kurban kesip onun etini fakir fukaraya evet, dağıtabilirler. Yani, adakta olduğu sevabı. Gibi ölü adına kestiğiniz zaman bir hayvanın etinden
kesen de yiyebilir, fakire dağıtabilir, evet. Konu komşuyla birlikte bir araya gelip de onu yiyebilirler. Yani adaktaki gibi kendi ailesi, anne babası, çocukları bundan yemez gibi bir şey yok. Yani bir kurban kesilmişse ölü adına bunu çok rahat bir şekilde herkes yiyebilir. Bir de hocam hazır yeri gelmişken şunu da belirtelim. Evet. Malumunuz bir grup yıllarca Hazreti Peygamber adına kurban kesme girişimde 3-5 kişiden para toplayarak kurban kesme girişiminde bulundu. Bu da soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kesmek dinimizde böyle bir uygulama yoktur. Evet. Belirttiğimiz gibi Hazreti Ali Efendimizin uygulaması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vasiyet ettiği için kesmiştir. Kim Peygamber Efendimiz adına kurban kesilmelidir diye bir şey söylerse bu bid'attir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bid'atin delalet olduğunu ifade eder. Böyle bir uygulama yoktur. Kaldı ki bir koyun için 3-5 kişinin bir araya gelip bir kurban kesmesi de hocam ayağını birisi alması, başını evet. birisi alması gibi mesela farklı bir de o yani izleyeceğimiz bu konuda hassas davranabilirler, uyanık davransınlar. Yani birileri suistimal etmek için kendi kurumlarına katkı veya çıkar sağlamak için bu niyetle bir şeyler yapabilirler. Bu dinde olmayan bir uygulama. Hocam mükellefiyet yani dediğimiz gibi yani başta sohbetimizin başında ifade ettik. Mükellefiyet için belli şartlar gerekiyor. Yani bunlar yoksa kurban ibadeti yoktur. Yani kişi zengin değilse kurban ibadeti yoktur. Ergen değilse, akıllı değilse ibadetin bu kurban ibadeti mükellef değildir. Yani ölü birisi adına bunu ortaya koymanın bir anlamı da dediğimiz gibi ancak çıkardır. Başka bir şey olamaz. Yeri gelmişken hocam vekaletle kurbana da temas etmek lazım. Dün malumunuz Diyanet İşleri Başkanımız da bu konuda açıklama yaptı. Evet. Vekaletle kurban kesilebilir mi? Hani ölü adına kesilmez bir öyle bir uygulama yok dedik ama vekaletle kurban. Malumunuz büyük şehirlerdeyiz işte tatilde bayramlar artık bizim nefes almak için kullandığımız zaman dilimleri haline geldi. Büyük şehirlerde de kurban ibadetini yerine getirmek çok uygun zorlu olmaya yerler olmuyor. Evet. Dünyada da farklı ülkelerde, Müslüman ülkelerde ciddi anlamda sıkıntılı olan 800 milyon insan var açlık sınırında yaşayan. Oralardaki kardeşlerimize ulaştırmak amacıyla vekaletle kurban kesilebilir mi? Evet. Dilerseniz ona da temas edelim. Hocam evet dün Diyanet Başkanlığımız 2021 yılı kurban organizasyonunun toplantısını yaptı. 1125 lira yurt içi kurban bedeli olarak açıklandı. 925 lira da yurt dışında kurban kesme fiyatını olarak belirlemiş oldu. Yani vekalet kurban ibadeti hac gibi zekat gibi mal ile yapılan bir ibadet olduğu için biz bunu çok kolay bir şekilde vekalette yapabiliriz. Hele hele bazen oluyor iki kişi oluyor diyelim. Onlar ikisi de köyde kesmeye çalışıyor. İhtiyacı yok. Ama diğer tarafta dünyanın çok farklı kesimlerinde belki bir poşet etle çok daha iyi bir şekilde İslam'a ısınacak, çok daha güzel insanların karnı doymasına vesile olacak bir hayra vesile olabilirler. Bunun için vekalette kurban yolu bir alternatiftir, yapılabilir. Yani çok daha başka kimseler için hayır kazanma için bir vesile olarak da değerlendirmesi gerekiyor. Tabii burada vekalet deyince biz ne anlamalıyız? Sözlü olabilir, yazılı olarak vekalet sana verdim diyebiliriz. Telefonla, internette, faksla, benzeri iletişim araçlarıyla da vekalet verilebilir. İlla ki onun başında bulunmak gerekmez. Tabii burada kişinin niyetinin Allah rızası için olması gerekiyor. Vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesi gerekiyor. Bir de burada hocam şeye de temas edelim. Hani çok kafa karıştırıyor. İzleyeceğimizden de belki kafası karışanlar olabilir. Ülkelere göre malumunuz kurban fiyatları farklılık arz ediyor. Evet. Şimdi ülkemizde kesmek isterse 1125 lira ki bu bayağı bir makul bir rakam. Daha yüksek de olabilir. Dün genelde, hocam evet. Dün soru geldi mesela bu konuda. Ya hocam bu fiyat çok uygun değil mi falan diye çarptı. Tabii bunun çok büyük bir organizasyon olduğu için belki fiyat ona göre şimdi, uygun almış olabilir. Ülkemizde yaşayan bir insan burada kesseydi 1125 lira verecekti. Ama farklı bir ülkede kesiyor 925 lira veriyor. Evet. Bu işte bizim aradaki fark. Ödememiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ülkelere göre farklılık arz etmesi kurban ibadetimize bir zarar verir mi? Evet. Burada malumunuz herhangi bir zararı yoktur. Çünkü ülkelere göre hayvan fiyatları piyasası değişik olabilir. Oradaki masraflar mesela, farklı olabilir. Gazze'de kestik olduğu zaman 2100 lira mesela ciddi manada fark ediyor. Onun için mutlaka bulunduğu ülkeye, kesildiği ülkeye göre ülkenin şartlarını ele almak gerekiyor. Nasıl Ramazan'da biz fitre miktarını işte Avrupa'da yaşıyorsa, Euro üzerine veriyorsa, Türkiye'de yaşıyorsa, Türk lirası üzerine veriyorsa, bulunduğu ülkedeki fiyat değer neyse ona göre bir kurbanı kesmek gerekiyor. Hocam bu konuda bir de diğer bir sorumuz kredi kartı. Malum günlük hayatımızda çok fazla
giriyor. Kredi kartıyla kurban almak, satın almak caiz midir diyor. Kurbanlık hayvanı ister Müslüman kimse, ister nakit olarak alabilir, ister yani elden taksit olabilir, isterse kredi kartıyla alabilir. Tek geçim olabilir, tek çekim olabilir veya birkaç çekimle de yapılabilir. Tabii kredi kartında kullanırken kurban sonuçta ibadet olduğu için dikkat edilmesi gereken husus şudur. Tek çekim yani o kredi kartının ödeme günü son ödeme gününden önce ödemek gerekiyor. Çünkü buna işte bir takım faizli işlemin bulaşmaması için buna dikkat etmek gerekiyor. Yani o faiz işlemin bulaşması ayrı bir günah olarak buraya ekleneceği için ibadet yaptığımızın bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Tabii biz müminler olarak her zaman Allah'ın haram kıldığı her ne var ise uzak durmaya çalışmamız gerekiyor. Her hele bir ibadet işlerken başka bir haramı işlemek bu son derece sakıncalıdır. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Burada iki hususa demek ki çok dikkat edeceğiz. Birincisi kredi kartıyla vadeli bir şekilde alabiliriz ama buradaki vadeyi uygulayan satıcının olması lazım. Banka uyguluyorsa satıcı derse ki ben sana ikiye veriyorum ama bankada 4 verir, bu fiyat şu olur. Ya da ben peşin çekerim ama banka bundan %5, %6 neyse oranda faiz uygular diyorsa bu faizli bir işleme girer. Burada bir ibadet yaparken faize bulaşmış olur. İkincisi de bu dediğiniz gibi taksit ödemenin son günlerini kaçırmaması gerekir. Kaçırırsa faizi geri ödeme yapar. Bu da ibadeti sıkıntıya sokar. Bir de burada hocam kredi kartı demişken banka kredisiyle kurban kesmek de çok sorulan bir soru. Malumunuz bankadan kredi almak faizli bir işlemdir. Eğer kendi malıyla, mülküyle kurban alma imkanı yoksa bir insanın böyle bir işleme tevessül etmesi dinen uygun olmaz. Neden? Çünkü faizli bir işlem. Yani haram bir işleme yönelmiş olur. Bu da dinen uygun. Hocam bunun da televizyonlarda değil, reklamada oynaması onun caiz olduğu manasına gelmiyor. Evet. Mutlaka Müslüman araştırması gerekiyor. Hocam vaktimizin sonuna geliyoruz. Son bir soru da genelde şöyle bir soru geliyor. Hocam babam benim borcum olduğu için bana bir kurbanlık hediye etti. Ben bu kurbanı kessem benim adıma kurban olur mu şeklinde. Yani birisine bir para bağışlıyor. O para bağışladıktan sonra o kimse kurban kesse kurban kesmiş olur mu? İlla ki kurban kesmek için para vermek gerekiyor mu şeklinde bir soru geliyor. Evet. Burada da artık bağışlanmış da olsa o kişinin kendi mülküdür. Evet. Dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bununla ister kurban alır, kurban ibadetini yerine gelir, isterse farklı bir işlemde ihtiyacı. Hocam yani burada önemli olan nedir? Niyettir. Niyet, Allah rızası kurban kesecek mi? Evet. Burada parasını sen vermişsin veya birisi sana hibe etmiş, senin durumunu ortaya koymuş, yani görmüş, sana yardımda bulunmuşsa bu artık babanı vermiş ve sen babana vermişsin. Evet, bir akrabanıza benim durumum iyi diyerek ona kessin diye vermişseniz bunda herhangi bir sakınca yoktur. Kesebilir. Burada şeye de dikkat edelim hocam. Gayrimeşru yolla elde edilen para da bazen soruluyor. İşte evet, piyangodan kazanmış ya da faizli işlemden kazanmış ya da helal olmayan bir işlemden para kazanmış. Bu farklı bir şey. Neden? Çünkü bir hayır sahibi, bir baba da olabilir, evlat babasına baba al bununla kurban al kendine kurban kes diyebilir. Ya da bir baba çocuğuna oğlum bu sene kurbanını ben alıvereyim diyebilir. Ya da bir zengin bir fakire diyebilir. Evet. Bu farklı bir şeydir. Artık bu bizim mülkümüzde olan bir şeydir. Ama bir de gayrimeşru yolla kazanılan para vardır. Evet. Bu parayla kurban ibadeti veyahut da mali ibadetler yerine getirilemez. Tabii ki bu parayı alıp tasadduk edecek, sağa sola dağıtacak, kendisi yemeyecek. Haram bu para. Bununla karıştırmamak gerekiyor. Hocam yani sonuçta hani baştan beri sohbetimizde ifade ediyoruz. Yani ibadet olduğu için niyetimizin halis olması lazım, kazancımızın helal olması gerekiyor. Yani haramdan para kazanıp da onu ibadet yapacağım veya işte hani bazen oluyor ya işte bir şey yapacağım, onunla hacca gideceğim diye mesela. Bunlar olmaz. Yani mutlaka helalinden kazanıp helalinden harcamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam kurbanla alakalı sohbetimiz burada bitti ama yani sanki bir programda yapsak iyi olacak. Çünkü tam gündem şu anda kurban konuşuluyor. Ciddi manada sorular da geliyor. İnşallah bugün kurbanlık hayvanla alakalı işte kimler keser onunla alakalı mahiyeti hakkında konuştuk. Diğer programda inşallah farklı konuya değiniriz. Allah razı olsun inşallah. Güzel bir sohbet daha oldu. Hayvanda aranması gereken şartlar falan var. Onlar da inşallah başka çünkü bir programda ilerlemiş. Çünkü şu an tam kurban alım zamanı olduğu için inşallah hayırlara vesile olmuş olur inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz bir cuma sohbeti programının daha sonuna geldik. Rabbim kurban ibadetini
hayırlara vesile olarak inşallah güzel bir şekilde yapmayı bizler cümle nasip eylesin. Kendisinin razı olduğu amelleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.